Beni mi takip edecekler diyorsunuz? Ama biliyorsunuz ki takip ediliyorsunuz. Hı hı. Çünkü siz o görevin en önemli kişisisiniz. Kısaca hatırlatalım mı izleyicilerimize? 38 dakikalık bir konuşma, Alman subaylar arasında geçen, taarruz füzeleri. Ama Alman subaylarında e, rütbe olarak üst, üst düzey rütbelerden arasında bahsediyoruz. geçen ve ne planlıyorlardı? Ukrayna'ya taarruz füzeleri göndereceklerdi. Evet, Kerç köprüsü'ne. Evet, seyir de füzeleri anlamında önemli bir füze. Çok uzun menzilli. Uzun füzeler. menzilli, hatta hani şöyle söylüyoruz. Yani Ukrayna'ya verildiğinde e, Moskova'yı bile vurabilecek, vurabilecek. menzilde. E, bununla e, işte Kırım bölgesindeki köprüleri vurmakla üzere bir konuşma geçiyor. Bu konuşmayı deşifre ediyorlar. Hı hı. Peki ben size şunu söyleyeyim. Rusya'nın elinde acaba yalnızca bu mu var? Yoksa Rusya ısrarla bazı şeylerin işaretlerini önceden vererek mi söylüyor? Hı. Örnek. Diyor ki Rusya aslında... Sahada İngiliz Özel Kuvvetleri var diyor, hı hı. Fransız Özel Kuvvetleri var diyor, aynı zamanda Amerikan Özel Kuvvetleri var ve CIA'in istasyonları var diyor bölgede. Hı hı. Şimdi bunu şey olarak mı söylüyor, yem olarak mı söylüyor, yoksa gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle çünkü, gerçekten de öyle. Hı hı. Eğitimden başlayıp şimdi bir öteye geçtiler, artık sahada direkt operasyonun içine yer almaya başladılar. Tabi biz onları nasıl görüyoruz? Biz onları direkt özel kuvvet personel olarak görmüyoruz. Çoğunlukla paralı asker olarak görüyoruz. Paralı askerler. Ama aslında bir servise bağlı olarak çalışan, birimlerde çalışan kişiler. Çoğunluğu da böyledir. Peki ne olacak şimdi? Bir iki kritik açıklama sizinle paylaşayım. Mesela Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova diyor ki Almanya hükümeti ülkedeki Rus gazetecilere dokunursa misilleme yapacağız. Hı. Bu arada Rusya Güvenlik Konseyi Başkan yardımcısı Medvedev de Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürüyor. Şu cümleleri, şu cümleleri kuruyor. Diyor ki. Ee, Ukrayna'da bir füze düşürüldü Sayın Şansölye. Scholz'e gelip şöyle diyecekler. Ukrayna'da bir füze düşürüldü. Tipine ve rotasına bakılırsa Berlin'e uçuyordu. Peki Scholz ne cevap verecek? Gayet açık. Dolayısıyla Alman Silahlı Kuvvetleri subaylarının konuşmalarını roket ve tank oyunu gibi sunma girişimleri kötü niyetli bir yalandır. Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor. Şimdi olup bitene baktığımızda bir kere Şansölye tamamen itibarını kaybetti. Ukrayna zaten füzeleri alamadı ve Batı İttifakı'na da aslında nifak tohumları serpilmiş oldu. Şimdi e, zaten bu savaşın içinde birkaç tane önemli ülke var. Ha bu arada var. ekleyeyim Putin için de çok avantajlı bir durum. E, şöyle e, Rusya şu denk, şurada dengeyi sağladı. E, sahada geçmişte kaldı, geçmişte kaldı. Eski tip konvansiyonel savaştan yeni tip savaşa entegre olmayı başardı. İlk başlangıç hatırlayın bildiğiniz tank savaşlarıyla hı hı. işte helikopterlerle uçaklarla bu operasyonu sürdürebileceğini zannetti. Hı hı. Şimdi geldiği noktada şu anda ne yapıyor? Çoğunlukla kendisine kullanılan sihalar, kamikaze dronlar, akıllı mühimmatlar ve e, gelişmiş silahları kullanmaya başladı. Hı hı. Savaşın dengesini getirdi. Şimdi savaşın dengesinde bundan sonra nereye gidecek ve nereye evrileceğin aslında ne kim vardı? Medetev bir fotoğraf paylaştı hatırlıyor musunuz? Rusya'nın yeni yol haritası diye. Evet evet. Ukrayna'nın neresi vardı? Ukrayna'nın işte o tam bir da alttaki söyledikleri. Evet. Kiev ve yukarısı. Yani şu kısım hariç, şu kısım hariç İlhak edilmişti. Şuradan gerisinin tamamı Ukrayna şey Rusya tarafından ilhak edilmiş. Bir görüntü vardı. Hı hı. Hatta işte Moldova'daki e, bazı bölümlerin alındığı yerlerde tutun, e, bazı alanlarında direkt bağlandığı, hı hı. yani odessa modası falan yok, o hı hı. haritada odessa modası yoktu. Şimdi böyle bir yere doğru evriliyoruz ve bu evrilme sırasında da biz e, çoğunlukla nereyi hı. görmeye devam edeceğiz? İstihbarat savaşlarının en kızıştığı bir döneme şahit olacağız. Suikastler dönemi aslında başladı. Evet. Kim öldürüldü? Aruri. Efendim? Benim aklıma direkt Aruri geldi sonlardan. Hamas'ın iki numaralı ismi öldürüldü Yo, şey. ya. Yok şey, Moskova'daki Putin'in karşıtı olan... Ha tabii o evet en son öldürülen o muhal evet, muhaliflerin lideri Navalny. Muhaliflerin lideri. Şimdi eşi de sürdürecek savaşı orası da Çinli. kızışık. Peki bu yalnızca burada mı bitecek? Yoksa bu... Avrupa'nın içerisindeki belli liderlere ve belli hedeflere e, operasyon çekmeye devam edilecek mi? Bence söyleyeyim, tam tersine başlayarak, yani ta, tam tersine diyorum, daha da kuvvetlenerek Hı -hı. devam edecek. Çünkü istihbarat savaşlarının işaretleri verildi, Hı -hı. startı da verildi. Ve size bir eylem yapılırsa karşısını, karşılığını verirsiniz. Size karşı eylemlerin yapıldığını gördüler, şimdi başlayacaklar. Moskova'nın, daha doğrusu Rusya'nın içine yapılmış olan şeyleri göreceğiz saldırıları göreceğiz. Hı hı. Aynı şekilde Avrupa'nın her yerinde de bu saldırıları görmeye devam edeceğiz. Hı hı. Yoğunlaşarak devam edecek. Suikastler silsilesi dediğimiz silsilenin e, başladığını söyleyebiliriz, onu hı hı. söyleyeyim. Birçok yerde, birçok yerde ölen, şeyden atlayan, hı hı. camdan atlayan, ölü bulunan. ölü bulunan, otel odasında ölü bulunan bir seriyi yaşıyoruz aslında. Hı hı. Bakın ölü bulundu diye geçiyor. Hı hı. Ama hiçbiri suikast diye geçmiyor. Çoğu da kalp krizi Evet. Şimdi o silsile başladı zaten. Şimdi bunun seviyeleri yukarı doğru gelmeye başlayacak.